Evet. Senden bahsediyorum. Şeye geldi de ellerimin önüne. Canlı yayında değilsin değil mi? Sağlığına dalan değil böyle deprem. En ufak depremde iniyor. Ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda devletin etkili bir hukuk süreci yürüterek bu ihlallerle ilgili gerçeğin bilinmemesini ve faillerin cezalandırılmasını sağlama sorumluluğu vardır. Devletin bu sorumluluğunu yerine getirmeyi reddetmesi ihlallerin ve cezasızlığın tekrarlanmasına neden olan kara bir döngü oluşturmaktadır. 13 yılında hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve polis tarafından aranmaya başlandı. Bahçeci ailesinin Avcılar'daki evine polis baskınları düzenlendi. Bu nedenle İsmail evden ayrıldı. Kardeşi İsmail'e acil durumlarda kendisine haber ulaştırması için bir arkadaşının iş yeri telefonunu verdi. 24 Aralık 1994 tarihinde Bahçeci ailesini telefonla arayan ve kendisini İsmail'in arkadaşı olarak tanıtan bir kişi, İsmail'in siyasi şube polisleri tarafından gözaltına alındığı haberini verdi. Baba Şehmuz Bahçeci hemen Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne ve DGM İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ancak İsmail'in gözaltına alındığı inkar edildi. Bu sırada kardeşinin İsmail'e telefonunu verdiği arkadaşının iş yeri polis tarafından basıldı. Yakalanan bir örgüt mensubunun üzerinde telefon numaranız çıktı denilerek iş yeri sahibi gözaltına alındı. 1995 Ocak ayında da Ankara'da gözaltına alınan M'ye sorgusunda seni de İsmail Bahçeci gibi kaybediliriz diye tehdit edildiğini top oyuna duyurdu. 24 Aralık'tan sonra İsmail Bahçeci'nin evine bir daha polis baskını yapılmadı. Fatma ve Şehmuz Bahçeci devletin her kademesinde yetkililerle görüştü. İsmail'in gözaltında kaybedilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirildi. İsmail'in arkadaşları İnsan Hakları Derneği ve AF Örgütü'nün düzenlediği kampanyalarla konuyu ülke ve dünya kamuoyuna taşındılar. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Devlet yükümlülüklerini yerine getirmedi. 29 yıldır İsmail'in akıbeti karanlıkta bırakıldı. Onu kaybedenler cezasızlıkla korundu. 978. haftamızda bir kez daha İsmail Bahçeci dosyasında maddi gerçeğin açığa çıkartılmasını, suçun fail ve sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmalarını sağlayacak etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi için. O dönemin gerekli emniyet birimlerine, İkinci Şube, Gayrettepe İkinci Şube ve Kuvvet Başsavcılığına başvuru yapmamıza rağmen İsmail'le ilgili hiçbir haber alamadık. Nedense 24 Aralık 1994'ten sonra hiçbir emniyet güçleri bizim evimizi gelip de İsmail nerede diye sormadı. Bu da şunu demek gösteriyor. Bunu siz aldınız, işkencehanelerinize götürdünüz ve orada katlettiniz. Zaten dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar, katil Mehmet Ağar şunu söyledi. Dedi ki, biz dedi, o dönemde dedi, üniversite gençlerini dedi, pırıl pırıl gençleri dedi, öldürdük dedi. Bunu söylemesine rağmen 22 yıldır iktidarda olan hükümet hiçbir şey yapmadı. Ve hatta o aileyi ödüllendirip Mehmet Ağar'ın oğlunu şu anda milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Dememiz şu ki, İsmail Bahçeci Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu okurken bir üniversite öğrencisiydi. Karikatür yazardı, saz çalardı, şiir söylerdi, şiir yazardı.
sanatsal düzeyi yüksek ve şu an yaşamış olsaydı bir editör, bir gazeteci sizin gibi birisi olacaktı. Maalesef 24 yaşında hayatını aldılar ve bize bu soğuk taşlarda oturmayı, bu soğuk taşlarda size hitap etmeyi bıraktılar maalesef. Biz cumartesi anneleri olarak her zaman şunu söylüyoruz. Tüm kayıplarımızı akıbeti bulunsun. Cezalılar yargı önüne çıksın ve cezalarını çeksinler. Biz sadece bunu istiyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. İsmail Bahçeci kaybedilmeseydi sizler gibi bir gazeteci olacaktı. Bu yüzden bugün İsmail Bahçeci ve gözaltında kaybedilen gazeteciler için sizlerden bizler de karanfillerimizi birlikte bıraktığımızı istiyoruz.